Atalarımız ne demiş? Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Bakın, koskoca deve bir tutam ot burada. Yani şuradaki küçücük parça görmüş olduğunuz büyük, kocaman, profesyonel kaynak makinesinin hurdaya gitmesine neden olabiliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Takipçi Tamir serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bize bir kaynak makinesi göndermiş. Bu makinenin onarımını gerçekleştireceğiz. Arızasına gelecek olursak makineye enerji verdiğimiz zaman hiçbir şekilde ön tarafta yer alan ekranımız gelmiyor. Makine çıkış vermiyor. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı cihazlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Onarıma başlamadan önce makine üzerindeki belli başlı devreleri kabaca sizlere tanıtmak istiyorum. 220 volt girişimiz bu kısımdan yapılmakta. Devamında burada bir filtre devresinden geçtikten sonra makinenin alt bölümünde yer alan 2 adet köprülü diyota gelmekte. Burada görmüş olduğunuz makine profesyonel bir makine olduğu için 2 adet köprülü diyot paralel bağlanmış ve kocaman bir soğutucuyla da tam dalga doğrultma yapılmış. Doğrultulan AC voltaj DC haline getiriliyor ve yine burada yer alan büyük kondansatörlerimizin 320 volt gerilimle şarj olması sağlanıyor. Şarj olduktan sonra buradaki akım sınırlama ekipmanımız devreden çıkıyor, rölemiz çekiyor ve buradaki güç devrelerimiz çalışmaya başlıyor. Bu şekilde makinamızın rutinde çıkış vermesi, kaynak yapmaya hazır olması gerekiyor. Fakat tam da sorunumuz bu kısımda, buraya kadar voltajımız ulaşıyor. Fakat buradaki güç devrelerimizde yer alan bir problem neticesinde makinamız hiçbir şekilde aktif olmuyor. Devam edelim. Burada yer alan kondansatörlerimizdeki voltaj, köprü diyottan gelen kablolarımız burası. Buradaki voltaj buradaki SMPS trafosu üzerinde buradaki MOSFET'in yardımıyla flyback topolojisinden aktarlanıyor ve çıkışında farklı düşük DC voltajların elde edilmesi sağlanıyor. Elde edilen voltajlardan bir kısmı buradaki sürücü devre tarafından kullanılırken diğer kısmı asıl işi yapacak olan 3'er adet IGBT'lerimiz tarafından sürülmede kullanılıyor. Şöyle diğer tarafına baktığımız zaman 3 IGBT de burada görüyoruz. Burada toplam 6 adet IGBT 2 anahtarlı bir yarım köprü topolojisi oluşturarak hemen yine şu kısımda yer alan SMPS trafosunun sürülmesini sağlamakta. Trafomuz sürüldüğü zaman da yine çıkışta bir voltaj elde ediliyor ve elde edilen voltaj burada yer alan diyotların yardımıyla, yine diyotların da devamı burada soğutucuya bağlı 6 adet diyotun yardımıyla doğrultuluyor ve çıkışa yönlendirilerek kaynak yapma için kullanılıyor. Yine makinamızın üzerinde şöyle bir fanımız da mevcut, fakat fanımız gördüğünüz gibi kırılmış, arızalı bir fan. Makinayı çalıştırabilirsek buradaki fanın da değişimi yapılacak. Eğer bu şekilde elektronik kart tamir işlerine merakınız varsa, bu konularla yakından ilgileniyorsanız, sizler için bu konuları detaylı bir şekilde anlattığımız elektronik kart tamir kursları da hazırladık. Bu kurslarda burada görmüş olduğunuz bütün topolojiler, flyback topolojisinden kuplaj kondansatörüne, yarım köprüden filtreleme devrelerine, sürücü sinyallerine kadar pek çok konu detaylı bir şekilde anlatılmakta. Eğer kursu henüz sipariş vermediyseniz videomuzun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayabilir. Mağazamızdan seçmiş olduğunuz kursları sepete ekleyerek kredi kartı ile taksitli olarak sipariş verebilirsiniz. Yine aklınıza takılan konular olursa şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bu şekilde bir makinede ilk kontrol etmeniz gereken noktalar burada yer alan IGBT grubudur. Yine burada yer alan diyotlardır. Bunları ölçebilmek için üstte yer alan devre kartını yerinden çıkartacağım ve bu parçaların ayak kısımlarına ulaşabileceğim. Üstteki devre kartını yerinden kaldırdım. Alta baktığımız zaman burada yer alan yalıtımda birileri tarafından kazınmış, muhtemelen buralardan bir ölçüm yapılmış olsa gerek. Şöyle biz de yine kontrollerimizi sağlayalım. Emitter kolektör bacakları arasından bir ölçüm yapmak istiyorum. Şu şekilde baktığım zaman 397 değeri verdi. Herhangi bir problem yok. Ölçümü karşı taraf için de tekrar edelim. Şu şekilde baktığımız zaman 398 değeri verdi. Tek tek ölçmenize gerek yok. Bunların üçü birbirine paralel bağlı. Bir tanesinde sıkıntı yoksa diğerlerinde de problem yok demektir. Şöyle diyotları kontrol edelim. Yine diyotlar da aynı şekilde paralel bağlı ve 341 değeri verdi. Karşı tarafı ölçüyorum.
Buradan da 341 değeri aldık. Diyotlarımızda da herhangi bir problem görünmüyor. Dolayısıyla burası voltaj vermek için güvenli. Ölçüm yapmak için sökmüş olduğumuz devre kartını tekrardan yerine taktık ve kartımıza düşük voltaj sağlayacak olan SMPS devresine odaklandık. Buraya baktığımız zaman parçalarımız kötü bir şekilde müdahale görmüş. Burada sürücü entegre değiştirilmiş. Devamına baktığımız zaman burada bir takım hatalı parçalar söz konusu. Yine şöyle baktığımız zaman burada bir tane jumperımız eksik. Bu şekilde devrenin çalışması mümkün olmaz. Şöyle buraya odaklanalım. Buradaki flyback topolojisinin çalışabilmesi için buradaki MOSFET'in anahtarlanması gerekiyor. MOSFET'i kontrol edelim. Şöyle kontrol ettiğimiz zaman 511 değeri verdi. Gate source arası da 646 değeri verdi. MOSFET üzerinde herhangi bir problem yok. Devam edelim. Burada gözümüze çarpan bir detay. M7 SMD diyot kullanılmış. Şöyle diyotu da göstermeye çalışacağım. Bu şekilde M harfini görebilirsiniz. Şöyle M7 diyot takılmış. Burada görmüş olduğunuz devre bir snubber devresi, fakat buraya M7 diyot koyulduğu için buradaki devreniz enerji verdiğiniz anda hatalı bir şekilde çalışacaktır. Çünkü M7 diyot yüksek frekanslarda çalışmak için tasarlanmış bir diyot değildir. Bu bildiğimiz 1N4007 diyotun SMD hali ve buradaki kilohertz frekanslarında buradaki diyotumuz bu hıza cevap veremeyecektir. Devamında devremizin startup voltajı alamayışının sebebi de eksik jumper bulunması. Şöyle şurada yer alan VCC kondansatörümüzün bir startup direnciyle öncelikle şarj edilmesi gerekiyor. Bu şarj işlemi de yine burada yer alan startup dirençleri üzerinden yapılmakta. Şöyle geldiğimiz zaman ikinci direncin de devamına baktığımız zaman şuradaki hattın toplanarak şuradan siyah kablonun altından buradaki jumper noktasına ulaştığını görüyoruz. Buraya bir jumper atılması gerekiyor. Devamına baktığımız zaman da artı voltaj hattımızı, yani 320 voltun pozitif hattını görüyoruz. Buradaki bağlantı olmadığı için burada sürücü entegremiz hiçbir şekilde start almayacaktır. Eğer bu şekilde tamir etmek için bir kartı önünüze aldıysanız, ölçüm yapmadan veya enerji vermeden önce mutlaka bu şekilde devreleri inceleyin. Özellikle bilinçsiz bir şekilde müdahale gördüğünü düşündüğünüz kartlar varsa mutlaka komponentlerin doğruluğunu, mantık seviyesinde olup olmadığını değerlendirin ki olası bir arızanın önüne geçin. Burada baktığımız zaman M7 diyotun hatalı olarak buraya koyulduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yine buraya baktığımız zaman startup dirençlerimiz normal değerler aralığında, renk kodları doğru. Fakat buradaki parçamız yanlış takılmış. Yine burada jumperımız eksik. Öncelikle buradaki iki bağlantı noktasını birbirine yaklaştıracağım ve bir lehim topu yardımıyla buradaki bağlantıyı sağlayacağım. Şu şekilde birbirine temas ettirdim. Güzelce buradaki bağlantıyı sağladık. Burada 320 volt hattımızdan enerji dirençler üzerine aktarılacak. Buradaki diyotun da hatalı bir şekilde takıldığında nelere yol açabileceğini göstermek için şöyle üzerine bir miktar flux sürüyorum. Ve enerji uygulayacağım. Şu an entegremiz eğer arızalı değilse çalışmaya başlayacak ve burada bir anahtarlama oluşacak. Fakat bu anahtarlamanın buradaki snubber devresi tarafından sönümlenmesi gerekiyor. Sönümlenmediği zaman veya buradaki diyotumuz yetişemediği zaman ciddi bir şekilde ısınacaktır. Şöyle enerjiyi seri ampul üzerinden açıyorum. Ve şu an devremiz çalışmaya başladı. Çok kısa süreliğine enerji uyguladım. Şu an rölem çekti, bıraktı. Ve en önemlisi buradaki M7 diyotumuz ciddi bir şekilde ısınmakta. Burada parçayı ölçtüğünüz zaman sağlıklı görünebilir. Hatta şöyle enerjiyi boşaltalım ve buradaki diyotumuzu ölçelim. Şöyle kondansatör üzerindeki enerjiyi boşalttım. Ölçü aletim diyot kademesinde buradaki diyotumu ölçüyorum. Şöyle iletim yönünde baktığımız zaman şuradan temas edebilirim diye düşünüyorum. 467 değeri verdi, bakın. Herhangi bir problem yok. Buradan diyotu söküyorum. Şekilde diyotu yerinden kaldırdım. Burada hızlı diyot kullanmanız gerekir.
Bu şekilde 1N4007 diyot buradaki yüksek frekanslara karşı yanıt veremez. Şöyle fazlalık lehimi de alalım. Buraya 1N4007 yerine UF4007 kullanabilirsiniz. 1000 voltluk bir ters gerilime sahipken 100 kHz'in üzerindeki frekanslara da rahatlıkla yanıt verebilir ki zaten buradaki SMPS değerimiz bu şekilde kHz frekanslarında çalışmakta. Şu şekilde elimde dip kılıfta bir UF4007 diyot bulunuyor. Buradaki diyotu buradaki snubber devresi üzerine lehimleyelim. UF4007 diyotu yerine lehimledik. Şöyle bir miktar flux'ı tekrardan buradaki diyotun üzerine koymak istiyorum. Makinamızın 220 volt bağlantısı hazır. Tekrardan enerjiyi açalım. Ve şu an rölemiz de çekti. Ekranım geldi. Bakın diyot üzerindeki flux'ta 1 gram erime yok. Koymuş olduğum halka şekli hiçbir şekilde bozulmaya bile uğramadı. En ufak bir ısınma belirtisi yok ve rölemiz çekti. Makinamızın şu anda ekranda gelmiş halde. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle baktığımız zaman ekranımızda 201 yazısını görüyoruz. Amper ayarını buradan ayarlayabiliyoruz. 53,3 voltluk kaynak yapacak olan voltajı görmeye başladık. IGBT'lerimiz sürülmeye başladı. Makinamız sağlıklı bir şekilde çalışıyor ve kaynak yapmaya hazır. Peki bu makinayı hurdaya ayıran neydi? Burada yer alan yanlış takılmış 1N4007 diyot. Atalarımız ne demiş? Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Bakın koskoca deve bir tutam ot burada. Yani şuradaki küçücük parça görmüş olduğunuz büyük kocaman profesyonel kaynak makinasının hurdaya gitmesine neden olabiliyor. İşte bu şekilde en ufak bir bilgi kırıntısı bile eksik kalmasın diye bahsetmiş olduğumuz elektronik kart tamiri kurslarında bütün detaylar A'dan Z'ye tek tek sizlere anlatıldı. SMPS devresinde flyback topolojisini bilebilirsiniz. Sürücü entegreye hakim olursunuz. VCC devresine hakim olursunuz. Çıkış devrelerine hakim olursunuz. Fakat snubber devresine ait bilginiz eksik kaldıysa gördüğünüz gibi yapacak olduğunuz onarımda eksik kalacaktır. İşte tam da bu sebepten tavsiye ederken en kapsamlı olan paketimizi tavsiye ediyoruz. Sipariş verirken bu hususu da aklınızın bir köşesinde bulundurmanızda fayda var. Evet, fanımızı da yerine taktık. Şöyle enerji açalım. Fanımız çalışmaya başladı. Rölemiz de çekti. Son olarak bir voltajı da ölçelim. Şöyle baktığımız zaman 70,5 voltluk bir kaynak voltajı görüyoruz. Şu an şebeke üzerinden besleme sağladık ve makinamız normal çalışma voltajı aralığına geldi. Sonuç olarak uyaşlı kurdu da tekrardan hayata geri döndürdük. Artık kaynak yapmak için kullanılabilir. Toparlayıp takipçimize geri göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.